maalesef bu sene. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir bayramı. Siz neler yapacaksınız bu bayram? Bu yasak hakkında neler düşünüyorsunuz? Haktan. Akraba ziyaretleri yok. Haktan ayrısı diyelim. Peki akraba ziyaretleri de yok. Nasıl geçireceksiniz evde? Kısmet diyelim. Telefonla mı arayacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Tabii ki telefonla. Merhaba değerli izleyicilerimiz. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde de bu bayram sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Bu bayram tüm Türkiye bu bayramı buruk kutlayacak. Peki bu konu hakkında halkımız neler söyleyecekler? Bu bayramı nasıl kutlayacaklar? Sizler için soracağız. Bu arada tüm Türkiye'nin de Ramazan bayramını en içten dileklerimizle Nar TV ailesi olarak kutluyoruz efendim. Ya biliyorsunuz Türkiye'de virüs nedeniyle sokağa da çıkamıyoruz kolay kolay. 18-20 yaş altı yasak var. Virüsten dolayı çıkamıyoruz yani. Önce can güvenliği olacak. Bayram da sonradan geliyor yani bildiğiniz gibi. İşte en iyisi çıkmamak yani. Bayramda da çıkmamak. Bayramda olsa birbirlerine yakınlık göstermemek. Buradan tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Yok ama hastalık olduğu için, koronavirüs olduğu için yani ülkemizin de aldığı bir karar. Biz de uymak zorundayız. Yani bu başka hiçbir şey yok bence. Peki siz nasıl kutlayacaksınız bu bayramı? Ben çalışarak kutlayacağım. Çalışıyorum yani. Bütün herkesin, özellikle Türkiye'min ve Cumhurbaşkanımızın bayramını kutlamak istiyorum. Yani herkes kendine iyi baksın, evde kalsın, sağlıklı kalsın. Yani herkes gibi buruk bir bayram. Hiç kimse böyle bir bayram yaşamak istememezdi. Bayram olunca herkesin çoluk çocuk seviniyordu ama bu bayram bayram gibi olmayacak. İnşallah bundan sonra öyle bir bayram yaşamayız. Allah kimseye böyle yaşatmasın. Çok farklı bir bayram olacak, çok zor bir bayram olacak ama hele bizim toplumumuzda. Bakalım göreceğiz, yaşayıp göreceğiz onlardan. Merhabalar, kolay gelsin. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar iyi değil ablam ya. Sıcak olduğundan, koronavirüs olduğundan. Allah'ın bereket verir inşallah. İnşallah, amin. Bu bayram biraz buruk geçecek. 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. İlk defa Türkiye'de böyle bir şey gerçekleşiyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Biz evimize duracağız. Köyde oturduğumuz için tarlayla uğraşacağız. Ondan dolayı inşallah iyi olur. Bence devletimiz en iyisini yapıyor. Bir an önce bitsin koronavirüs. Ortadan kalksın, okulumuzu açılsın. Lütfen evde kalalım, koronavirüsü bitirelim. Ailemle kutlayacağım, eşim ve çocuklarımla. Büyüklerimizle telefonda arayacağız. Artık sosyal mesafeyle evin içerisinde kutlayacağız mecburen. Maalesef bu sene Allah bir daha yaşatmasın böyle bir bayramı. Büyüklerimiz olmadan, aile ziyaretleri olmadan bayram kutlanmaz yani. Derler ya hani Allah tekrarını yaşatsın böyle bayramı derler ya. Bir daha Allah böyle tekrarını yaşatmasın bayramı. Bu bayram bayağı zor bir süreç olacak. Bayramın hani şöyle söyleyeyim, çok çabuk geçmesini bekleyeceğiz ki büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz. Dedelerimizi, nelerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Hatta mezarlık ziyaretlerini bile çok zor gerçekleştirebileceğiz. Hani kalabalık gittiğimiz yerlere artık gidemeyeceğiz. Yani bu bayram biraz çok zorlu bir süreç olacak. Allah'tan bir an önce hani şu virüs belasından, koronavirüsten kurtulmayı temenni ediyoruz. Hani onun dışında da yapabilecek hiçbir şeyimiz yok beklemekten başka. Evde kalıp hani şu an çarşıda işlerimiz olduğu için hani bankada falan. O yüzden çıkmak durumunda kalıyoruz. Hani nasıl söyleyeyim? Evde kalıp devletimizin hani bir an önce bir aşı bulup, bir tedavi bulup bu süreci atlatmasını temenni ediyoruz. Onun dışında başka bir şey değil. Tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah'ım inşallah bir an önce virüs belasından kurtulmamızı temenni cümle aleme nasip eylesin. İlk defa Türkiye'de bir bayram ziyaretsiz gerçekleşecek. Akraba ziyaretleri yok. Siz bu bayramı nasıl geçireceksiniz? Biz eşimle eve gitmiyoruz. Bekçilik yapıyoruz. Eşimi de aldım geldim. Bayramı iş yerinde kutlayacağız. Ama sağlık olsun. Sağlık her şeyden önemli. Önemli olan sağlık. Devletimiz bizim sağlığımız için böyle bir şey görmüş. Biz de görevimiz icabında bekçilik yapıyoruz. Gidecek zamanımız da yok. Durum böyle. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Sizin bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Biz neler yapacağız? Biz işte genelde çiftçilikle uğraşıyoruz zaten. Şu anda da hasat zamanı. Ekim zamanı geldi işte biber, patlıcan, domates falan. Onlarla uğraşıyoruz genelde yani. Ekstradan işte hayvancılık falan yapıyoruz.
köyde olduğumuz için. Evet. Bu tür işlerle uğraştık. Pek zaten kimseye gel şeyi de kalmadı yani. Misafirlik öldü yani virüs nedeniyle. Bakalım duruma göre artık. Eski bayramların tadı da yok gerçi şimdi ama. Yani aile çokluğu her zaman iyidir. Akraba, eş, dost her zaman iyidir yani. Biz Türk milleti olduğumuzdan. Türk milleti olduğumuzdan öyledir yani. Yani gelenimiz gidenimiz çok olur yani. Kuzenim benim de. Yani biz beraber ayrılmıyoruz mesela. Bizim için aramızda şey yoktur yani. Evden çıkmayacağız. Çıkamayacağız. Şehirde olduğumuzdan köyde olsak mesela tallaydı, şuydu, buydu, inekti falan çıkarsın da burada çıkmayacağız yani. Evden dışarı çıkmayacağız. Beraber ailemizle beraber geçireceğiz. Şimdi abla Ramazan bayramını ilk defa cidden böyle bir şekilde. Bu çok üzücü bir olay aynen. Yani sevdiklerimizin yanında olsa daha iyi olurdu ama yani insanlarımızın biraz anlayışçı olması lazım bu konuda. Sokak evlerimizde kalmamız lazım. Yani güzel bir bayram geçirelim inşallah. Evimizde kalalım. Evde kalın Türkiye.